Merhaba, ben Cihan Topaloğlu. Daha önce dediğim gibi üniversite ve bölüm tanıtım videoları çekiyorduk. Bugün yanımızda yine eski bir öğrencim. Yanımızda derken sizinle beraber oluyor. Yanımda eski öğrencim Seyten Serttaş var. Seyten, kısaca kendini tanıt. Ben Seyten Serttaş, İstanbul Üniversitesi Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Aslen çarşambalıyım. Bu bilgi niye verdim bilmiyorum ama. 3'e geçtin mi ya? Aynen, kesin. Geçtim kesin. Ama az önce konuşurken sanki böyle bir... Bir şey var ama geçtim yani. Bir sıkıntı var ama geçtim. Hangi yıl kazandın? Ben 2018 geçtim. 2018, 3. sınıf. Yani yıl altı, yani hiç kalmadan devam ediyorsun evet, şu anda. Evet, hiç kalmadan. Problem yok. Şimdi şöyle, aynı şekilde... Ki videoları yayınlamaya da başladık aslında. Şimdi bunlar ortaya çıkmasa iyiydi ama. Önce üniversiteyle ilgili, daha sonra bölümle ilgili, daha sonra da mezuniyet, şehir, üniversiten böyle bir 15-20 dakikalık, belki 25 dakikalık bir video olacak. Şimdi çocuklar şeyi çok önemsiyorlar. Sizin zamanınızda siz de önemsiyordunuz aslında. Ve sen TTIT ile gittin. Hani ilk madde, hani o İlk sizde denendi bu sistem. Hep sistemde biz denedik. Hep sistem şeyde de 9'dan 9'dan şimdi böyle olmuş. T-Ort'ta sizde denenmişti. Bu netlerini çok önemsiyorlar. Sen şimdi TTIT netlerini önemsiyor musun? Yani şey, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum aynen. Net. Net hatırlıyorum. TET toplam metin kaçtı? TET'de Türkçeden 39 doğru bir yanlışım vardı. Sosyalden 18 doğru iki yanlışım vardı. Matematikten 21 doğru, 3 yanlışım vardı. Fenden de 14 doğru, 1 yanlışım vardı sanırım. 20 soru. TET'yi bayağı bir iyi yapmış. Aynen, TET'm bayağı iyiydi. AYT'den de edebiyattan 37'ye 3. Matematikten de, benim zaten biliyorsunuz sonrası girdim. Hasta girdim. 19'a 0 yapmıştım. Evet. Evet. Tam şey diyecektim, yani TET'de, AYT'de hasta girmiştim. Yani TET'm şanssızlık yaşamıştı ama yine de performansını gösterdi. Aslında bir tık daha yüksek performans bekliyorduk ama hastalık engel oldu. Ki Türkçe'yi çok çok iyi. Hani o sene Türkiye'de 39 ve üzeri, yani 39 doğru ve 40 doğru yapan sayısı çok azdı. Yani matematikle daha fazla yapılmışken sen orada zor başarmıştın. Bunu niye sordum? Hani bu o an için bu netler çok çok önemliymiş gibi geliyor. Bütün hayatına yön verecekmiş gibi geliyor ama aslında çok da fazla bir önemi yok. Ki az önce konuştuk, biraz kırıldığı noktalar olmuş bölüm anlamında, hani hevesinin kırıldığı noktalar da olmuş. Burada video boyunca içinden geldiği bir konuşmanı istiyorum. Çünkü buradaki amacımız burayı tercih edecek, gelecek kaygısı olan, işte plan yapan kişiler için bir deneyim paylaşımı olsun istiyorum. Zaten ana amacımız bu. İçinden gelen neyse o şekilde cevap vermeni istiyorum. Şimdi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyorsun. O hani şey yazıyor, İstanbul Üniversitesi, o yazının altından mı geliyor? Oradan mı geçiyorsun? Kapından geçiyor. Beyazıt'tan. Aynen. Oradan geçiyorsun. Aynen. Her gün oradan geçiyorsun. Aynen. İyi hislerden biri bu evet. Yani. Bu kulağına dair. Çünkü herkes o hani hayal kurar İstanbul Üniversitesi hukuk deyince, hani İstanbul Üniversitesi deyince o yazı çıkıyor zaten yani karşına. İstanbul Üniversitesi'nin tabii çok yerleşkesi, dağınık çok birçok evet. Yerleşkesi var. Sen hukuk fakültesinde okuyorsun. Bir kampüs yaşamın var mı? Yani etrafı çevirdiği bir alan var mı? Şimdi şöyle, bizim zaten o kapı biliyorsunuz, kapıdan girişten sonra bir bahçemiz var. Bayağı büyük bir bahçe, rektörlük binasına evet. Kadar. Zaten o şey, yol boyunca öğrencilerin oturmak için, hani nasıl diyeyim, sakinleşmek için falan, kafa dinlemek evet. için oturacağı yerler bayağı var. Evet. Onun dışında öğrenci sayısı çok fazla olduğu için bir kalabalık da var. Ama hani bence okula yetiyor yani bahçesi ve... Sirkülasyon büyük diyorsun. Peki yani o alanda kaç, ne kadar öğrenci var? Sadece o sizin bulunduğunuz kampüste biliyor musunuz sayı 3 aşağı 5 yukarı? Şimdi bizim sadece bir dönemde 800 öğrenci hukuk fakültesinde. bir de sabah akşam olayı olduğu için 500 kişi bizden gelse 4 tane sınıf olsa... Bir kere bizim sadece hukuk fakültesinde 2000 kişi falan oluyor bir hani saat diliminde. İktisat ve siyasal bilimlerden de o şekilde olduğunu düşünsem, yani 1000 kişi falan oluyordur bir saat diliminde, öyle söyleyeyim. O da okula yetiyor bence bu sivilizasyon için. Orada o zaman ortalama 10-15 bin öğrenci var herhalde. Aynen, aynen. Şimdi bu soruyu biraz sonra soracaktım ama bunun için de açtım. Şimdi ikinci öğretim kaçta giriyor hukuk fakültesi? Sizin bölüm için soralım sadece. Çünkü insanların, yani şimdi bir genç kişiyle video çektim. Bazı yerlerde
akşamüstü yani 6'da başlayan da var. Öğlen 1'de başlayan da var. Sizin yani İstanbul Üniversitesi'nde kaçta başlanıyor ikinci öğretim? Şöyle bir algı var başta. Ben bunu kendim de vardı bu lise üniversiteye gelmeden önce. İkinci öğretim sanki hani daha nasıl diyeyim? Kötüymüş gibi. Hani sanki o üniversiteden başka bir bölüm bir şeymiş gibi geliyor insanlara ama şöyle bir şey var. Çok fazla avantajı var. Dezavantajı falan da var tabii. Bizim sanırım 5.30 gibi derse başlıyor diye biliyorum. 9 gibi de bitiyor diye biliyorum. Tam emin değilim ama yani o saatler, akşam saatleri oluyor. Yani şöyle bir şey var. Kürsüler çok değişmiyor. Hani öğretim dediğin hocalar mı? Hocalar. Öğretim üyeleri çok değişmiyor derse giren. Tekler, çiftler ve ikinci öğretimlerden. O yüzden hani ikinci öğretim olmanın çok çok büyük bir dezavantajı yok aslında. Eğer hani sabah gitmekte, öğrenmekte çok güçlük çeken bir öğrenciyse akşam gitmesi onun için daha avantajlı. Hani bunu ikinci öğretim yazmayayım gibi düşünülen öğrenciler için söyleyeyim. Ama şey, ikinci öğretiminde yıllık bir maliyeti var herhalde. Aynen, 1500-2000 lira gibi bir para veriyorlar. Şey. Bundan dolayı da yazmaktan kaçınla biliyor. Senin bulunduğun kampüste kulüpsel faaliyetler oluyor mu? Şimdi bu bizim üniversitenin çok 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 yakın olduğu, hani öğrencilerin çok çok yakın olduğu bir durum. Yani belki İstanbul Üniversitesi Türkiye'deki bu hani sayılı üniversiteler arasından sosyal faaliyet açısından en kötü üniversitelerden biri olduğunu düşünüyorum ben. Şöyle örnek vereyim. Mesela İTÜ'den falan örnek vereceğim. Böyle bir festivalleri oluyor, bir şenliği oluyor, manga geliyor, Yüksek Sadakat falan gruplar geliyor. Hani bu hani dinleme açısından değil, en azından bir şeyler yapılıyor yani. Yani kendi üniversitemde 3 yıl oluyor, hiçbir şey görmedim. Yani hiçbir şey görmedim. Hiçbir sosyal hani yok olmuyor. Peki yani. Şey yani oryantasyon yaptılar mı dediğiniz zaman? Aynen oryantasyon. Dediler mi size şu kulüpler var işte şuna geçeceksin istersen gidebilirsin. Var, bir, var ama kulüplerin çoğu şeyle ilgili, nasıl diyeyim, bölümünle ilgili kulüpler. Mesela İLSA var, International Law Students Association'da açılıyor. Şey nasıl diyeyim. Bir halk oynar kulübü yok mu yani? Yok. Yani var ama. Fotoğrafçı kulübü yok mu? Yok mu dans yani? Dans kulübü falan var evet. Ama hani nasıl diyeyim. Genel olarak üniversitenin kulübü. Bizim bölümden de çok şey yok, nasıl diyeyim. İstek yok bu kulüplere. Yani öğrenciler sanki istemiyormuş gibi gözüküyor ama öğrencilerin aradığı şey farklı aslında, nasıl diyeyim. Bir müzik etkinliği yok mesela. Kulübün düzenlediği bir manga gelmiyor mesela. Ama şimdi şöyle, burada kulüpler aktif olsa, çalışan kulüpler, onlar mutlaka bir şeyler yapmak zorunda etkinlik. Demek kulüpler aktif değil. Zaten aynen, baş hani, sıkıntı bu yani. Kulüplerin adı var, tabela var ama evet. Şey yok. Aktif olarak işte şey olanlar var, nasıl diyeyim. Akademik açıdan aktif kulüpler var. Mesela dediğim kulüp. Büro gezileri yapıyorlar. Nasıl diyeyim? Konsolosluk gezileri. Bir ara seni sosyal medyada görmüştüm. Bir dava ortamı kurmuştunuz. Her şey MUN yapmıştı. Model United Nations işte. Onu da kendi o İLSA şeyinde, nasıl diyeyim, İLSA çerçevesinde yapmıştık. Yani dediğim gibi böyle akademik açıdan iyiler kulüpler gerçekten. Ama hani sosyal açıdan gerçekten çok zayıf yönleri var. Yani o zaman şimdi şöyle, İstanbul Üniversitesi Türkiye'nin en köklü üniversitesi. Evet. İşte ilk kullanım üniversitesi. Bu konuşuluyor ama onun da evet, yani sizin bulunduğunuz kampüste çok zayıf. Şey zayıf diyorsun. Şimdi gelelim diğer kısma. Şimdi sizin zamanınızda başladı galiba, da sizden önce başlamıştı. Kılavuzda şey yazıyor. Belki seninle bile konuşmuşuzdur. İşte bu bölümde 4 profesör, 3 yardımcı doçent bunlar var diyorlar. Şimdi 2 yıldır bu 2 yıla kadar da bana kimse sormuyordu bunu. Çocuk diyor ki, hocam diyor, ben diyor işte şu üniversiteye yazacağım. Niye oğlum diyorum? İşte burada diyor hocam 14 tane profesör varmış diyor. Sanki 14 profesör kapıda onu bekleyecekmiş gibi hani hepsi öyle düşünüyor. Hani ben bunun çok önemli olmadığını kendi nezdimde böyle düşünüyordum. Şimdi bu çektiğim videolardan sonra da haklı olduğumu düşündüm ama sana da fikrini sormak istiyorum. Dersine giren profesör, yardımcı doçent, öğretim üyesi, asistan hangisi çoğunlukta? Ve bu sence ne kadar önemli? Ya şimdi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi gerçekten hani dediğim gibi Türkiye'nin en iyi hukuk fakültelerinden biri. Belki en iyisi, tam hani şimdi böyle bir şey söylemiyorum ama. O yüzden bizim zaten hocalarımızın çoğu profesör. Hani dersleri giren hocaların çoğu profesör. Ve nasıl diyeyim, bu ders anlatma açısından aslında kişinin yapısına göre değişen bir şey. Anladınız mı? Hani nasıl diyeyim, bir profesör olması aslında bunu göstermiyor. Nasıl diyeyim, iyi anlattığını göstermiyor. Aslında bir yapısıyla ilgili bir durum var. Profesör olması hukuk açısından güzel bir şey çünkü hukuki öz hani anlatması gerekiyor, bunu açıklaması gerekiyor. O yüzden hani altyapısının sağlam olduğunu. Evet, altyapısının sağlam olması gerekiyor bunun içinde. Ama uygulama açısından da dediğim gibi bizim asistanlarımız da çok çok hani yüksek kalitede kişiler. Mesela bir tanesi var, Zeynep Rana Hanım var. O da Galatasaray Üniversitesi mezunu. Asistan olarak görev yapıyor ve bence
Türkiye'deki çoğu hukuk hocasından çok daha iyi ders anlattığını düşünüyorum. Ve o asistan olarak görev yapıyor bizim üniversitede. Hani o yüzden bu dediğim gibi bunu bölüştürme açısından, pratik çalışma açısından asistanların yapması ve ders hukuki özü anlatma açısından profesörün yapması bence hani olması gereken şey bu yani. Yani şey, etiket yani önemli değil, anlatma. Yani onun ne verebildiği önemli anladım, diyorsun. Bu anlamda da o zaman hocaların da memnunsun. Gittiğinden bu zamana üniversitede, ki burası çok önemli, şimdi İstanbul Üniversitesi'nde okuyor. İstanbul Üniversitesi deyince herkes böyle böyle bir hukuk falan böyle yani bir saygı duyuluyor. Ki biz de işte bu sektörde işte rehber öğretmenlik yaptığımız için bu sene kaç tane hukuk çıktı sorusundan sonra şöyle derler. Kaç Ankara, kaç İstanbul diye böyle. Biz işte İstanbul'u 3 tane etti bu sene falan deriz böyle. Biz böyle çok önemli, yani önemli ki ben önemli olduğunu düşünüyorum. Üniversite eğitiminden bu zamana kendi fakültende, o kampüste kaç tane konferansa, kaç tane tiyatroya, konsere gittin? Ben... Ortalama sayı. Önce konferans. Konferans 5 tane falan gitmişimdir. Ama okul çevresinde mi? Okulun zaten. İçinde. Okulun içinde... Yani o şey, kapı kemerden geçiyorsun. O benim için önemli olan orası. 4 tane falan gitmişimdir. 4 tane. Evet. Dışarıdan mı konferansa gittin? Yok. Dışarıda konferans gitmedim tam da. 5 dedin. Yok ya şey şimdi hatırlamaya çalışıyorum da sayılır mı diye düşünüyorum. Sanırım sayılmaz o yüzden 4. Tamam 4 oldu. Tamam. Tiyatro oldu mu hiç? Tiyatro okul... Salonu var mı? Konferans. Okulun içinde görmedim ben. Yani. Bunun olması lazım. Burada bir amfi falan yok mu? Amfi var. Tamam. Zaten amfi tamam, falan amfide ama... tiyatro falan gösterisi olmuyor mu? Yok. Konser? Konser? Okulda zaten anlattım biraz önce konser. Ya oldum merak ediyorum. Bir tane yani, olmuştur yani. Bir kere şey oldu sanırım. O da bizim hani fakülteyle alakasız şey. İktisat fakültesinin orada bir Norm Ender gelmiş. O kadar garip bir ortamdı ki böyle herkes dinliyor ama kimse oğlum, bilmiyor böyle. Herkes bakıyor böyle. Öyle bir şey olmuş. Bu ne falan Allah. Tabii bilmiyorlar. Normal. Ya olmuyor. Öyle bir şey olmuştu yani. Onun dışında pek bir şey olmamıştı. Ama ben şimdi şunu söyleyeceğim. Eğer İstanbul Üniversitesi'nde gelecek bir öğrenci varsa, bunu düşünen bir öğrenci varsa nasıl akademik açıdan gerçekten rahat olabilir. Gerçekten çünkü donanım hani, kazanabilir. Aynen gerçekten rahat olabilir çünkü hani hocalar en azından bu hani istediğiniz şeyi size verecekler ama sizin de tabii ki hani bir çaba sarf etmeniz gerekiyor. Ama sosyal açıdan gerçekten zaten İstanbul'dasınız hani bunu kullanmanız gerekiyor biraz da öğrenci olarak. Tabii okulun da size sağlaması gerekiyor normalde ama okul sağlamadığı için sizin biraz daha hani çabalamanız gerekiyor bu konuda. Acaba yani üniversite bunu kullanıyor mu zaten İstanbul'da? Hani her şeyin altında yapılıyor diye böyle mi düşünüyor sence? Bence böyle bir şey vardı yani. Ben de böyle düşünüyorum. Bu kötü bir şey ama yani. Üniversitenin evet. Kendisi çünkü o zaman çocukla bağ kuramaz ki. Sen İstanbul evet. Üniversitesi değil, İstanbul mezunu oluyorsun. Aynen. Üniversiteyle ilgili soracaklarım bu kadar. En sonunda yine geleceğiz. Şimdi bölümle ilgili sorular sormak istiyorum. Önce şey soracağım. Bu ilgimi çekti benim. Ben çok fazla içeriğini bilmiyordum ama bir önceki hukuk bu arada ya 3 ya 4. çekim olacak bu. Yıllık sistem diye bir olay varmış. İlk dönem vizeye giriliyormuş. İkinci dönem evet, sizde böyle mi İstanbul'da? Bizde sene dönem, içinde bir vize bir final var. İlk dönem vize, ikinci dönem yani yıllık vize. Sistem var yani sizde. Aynen. Çok zor bir şey ya. Evet. Ben üzüldüm yani buna. Şimdi geçme notu kaç? Bizde çan var. Çan? Yani mesela bir alt limit var mı yine de? Alt limit 50. 50. 50'nin altına alınca direkt kalıyorsun. Onun dışında çan sistemi var zaten. Bu harf notu açısından. Yani CC değişiyor. Evet. Şey vize, final, büt var mı? Yaz okulu? Yaz okulu yok. Yaz okulu ne zaman olacak zaten? İlk dönem vize, final, bütü de muhtemelen Temmuz'da, Ağustos'ta yapıyorlardı. Ağustos'ta oluyor, olmuyor işte. Biraz değişik, zor evet, o zaman. Yani şey zor. Yani bir kere batınca biraz zor toplamak oluyor. Toplamak çok zor oluyor yani. Bir yıl komple oluyor. Yani yarım dönem bitirdim hani. Biraz bir ders alttan alayım, bir ders yukarıdan alayım öyle olay yok. O zaman İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne gelen öğrenci en baştan disiplinli olacak ya da ilk yıl bir yıl bırakacak. Bir yıl bırakacak. Bırakacak. Ben 5 yıl oldum diyecek yani. Bunu bilerek gelsin. Hani İstanbul'da şimdi olağanüstü olumlu bir ön yargı var. Hani ben Türkiye'de ben şimdi 10 yıldır tercih yapıyorum üniversite tercihi. En çok olumlu ön yargının ne oldu? Mesela Boğaziçi, ODTÜ gibi düşünüyoruz ya böyle. Hani onlar işte İTÜ ya da işte Koç, Bilkent böyle. En yüksek olumlu ön yargının olduğu üniversite Türkiye'de İstanbul Üniversitesi. Yani tabii yıllardır olduğu için de belki. Ya da diyor ki mesela İstanbul İşletmeye kazandım diyor. Vay süper işte. O 200 bin lira diyor yani. Onu bilmiyor. Yani İstanbul işletme deyince öbürü şey yapıyor. Tam azımsamıyorum. Yani oraya giden işte kendini geliştirebilir. Hani şey yok.
giden öğrencilerim de var. İzlersen uzaklarım buradan çıkmasınlar. Yani yanlış anlamayın. Şeyi sorduk. Peki şimdi birinci sınıfta hangi dersleri gördün? Bu çünkü önemli. Hani hangi dönem şu ders de değişiyormuş mesela. Çok değişmemesi lazım evet, değil mi? Değişiyor, çok değişiyor yani. Mesela Roma hukuku Erzurum'da varmış, Kocaeli'de yokmuş. Aynen. Böyle mesela böyle birinci sınıfta hangi dersleri gördün? Birinci sınıfta ben hukuk başlangıcı, medeni hukuk, Roma hukuku, genel kamu hukuku, anayasa hukuku, başka ne aldım? Böyle ya sanırım temelde. İki. İkinci sınıfta idari hukuku, borçlar genel hükümler. Sonra milletler genel, milletlerimiz genel. Başka... Şimdi anayasayla genel kamu alttan aldığım için kafam çok karışık ikinci ders. Ha şimdi şey, ders olarak alttan alabiliyorsun. He, aynen. Bütten geçemeyiz ama alttan alıyorsun dersi. Başka ne var? Demek ki üniversitede şu etkinliklere katılmış buradan. Evet. Biraz fazla katılmış. Hukuk, sosyoloji, hukuk felsefesi var. Birdedir bunlar. Yok, ikide. İkide mi alıyor? Genel hukuk tarihi var ikide yine. Başka ne var? Seneye neler göreceksin? Seneye tam emin değilim ama sanırım yargılama usulleriyle ilgili dersler olacak diye biliyorum. Çok unuttum şu an cidden. Bu kadar uzak kaldım ki o üçüncü sınıfta. Bu pandemi sürecinde şeyi kopandı. Sınavlarla falan uğraştığım için hiç aklımda kalmadı. Bu arada sınav şey, sonuçları açıklanmadı. Bir tek almış olabilirsin de. Bir tanesinden kaldım. Açıklandı mı? İdari hukukundan kaldım. Ne zaman şimdi? Ağustos 15'i gibi olacakmış. Burada mı olacak? Orada mı olacak? Ya şey online olur büyük ihtimal de. Ben orada olabilirim yani İstanbul'a gitmek için aslında. Şimdi tam bilmiyorum. Şimdi bunu hukuk mezunlarına, hukukçulara sorduğun zaman bölüm neydi bunları soracağım. Sen hangi dersler olduğunu sorduk. İşte birinci öğretim, ikinci öğretim olayını sormuştuk zaten. Çan var dedin, onu kestirip baktın, geçme notu yok dedin. Çan var. Bu enteresan ama bunu tam anlamadım ben. Yok, geçme notu var. Şöyle nasıl diyeyim, 50 altında alınca direkt kalıyorsun. Hani 50 altında herhangi bir... Ama az önce bir... şey dedin, 32 CC dedin. Yok hayır. Onu şey, ben de tam anlayamadım orada sizin dediğiniz şeyi. 50 altında her türlü kalıyorsun. Hani 50 altında alman gerek. Vize final ortalama mı 50'nin altında olmayacak? Yok, finalden 50 altında aldığından kalıyorsun. Mesela vizeden 100 aldın, finalden 49 aldın kaldın. Çok zor, bu şey bir şey. O zaman 50'nin üzerinde aldığın sürece evet. Çan'la beraber her evet, türlü geçersin. Zaten dediğim gibi hani biraz önce anlattım size, çan çok düşük oluyor evet. Bizim okulda. Hani 50 aldıysan yüksek ihtimalle o dersten geçersin. Hani çan'dan kalmazsın yani, öyle söyleyeyim. Peki şey, bir de beraber başladığın arkadaşlarını biliyorsun. İkiye geçerken kaçta %10-20 diyor mu? Kalıyor mu? Şimdi yani 100 kişi falan kalıyor mu? 2 sene üst üste 1.8'in altında yapınca kalıyorsun bizim okulda. 1.8 ortalama 4 üzerinden. Ha, bir de kalsan bile 2'de alttan derste 2 karışık alıyorsun. Aynen. Yani devam ediyorsun. Aynen. 1.8'in bu sistem değilmiş. O zaman ortalama 1.8'in üzerindeyse 4 dersinde, 5 dersinde kalsan devam edip hani 5'e bu uzatma oluyor. Bu aslında biraz destekliyor. Yani evet evet. Bu şey yıllık sistemi biraz daha ılımlı hale getiriyor sanırım. Bunu bildiği öğrendiğim diye yani duyduklar için de iyi olduğunu düşünüyorum. Hukuk fakültesi mezunları ne yapar? Hukuk fakültesi... Avukat, savcı, hakim mi sadece bu mu yani? Yani şöyle, dediğim gibi ben size biraz önce de anlattım. Uluslararası açıdan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de çalışabiliyorlar. Hani aslında bir alan belirlemek gerekiyor mezun olduktan sonra. Sadece avukatlık, şuluk bu değil, profesör falan da olabiliyorsun. Akademik kariyer her bölüm ne oluyor? Akademik, tamam, bu bir. Aynen. Bir avukat, iki hakim, üç savcı, dört akademik kariyer, beş ne? Beş kaymakamlık. Altı. Mesela İnsan Hakları Mahkemesi'ne yani orada çalışmak için ne yapmak gerekiyor? Avrupa İnsan orada Hakkı çalışmak mı? İçin bir kere dil. Evet. Çok önemli. Olur. Sadece İngilizce mi yoksa mesela Almanca'dan biliyorsun, oradan da gidebiliyor musun? Oradan sanırım Almanya'da dediğim gibi biraz önce Deniz Hukuk Mahkemesi Hamburg'da diye biliyorum. Orada da dil gerekir diye düşünüyorum ama onun dışında uluslararası dil İngilizce olduğu için yani İngilizcenin yeterli olacağını düşünüyorum ama şimdi hukuk dili açısından Almanca ve Fransızca çok önemli. Çünkü hani bizim de nasıl diyeyim iktibas ettiğimiz ülkeler onlar. O yüzden bu temel öğrenme açısından da bu dillerin önemli olduğunu düşünüyorum bu konuda. Zaten bazı belgeler açısından falan Fransızca da esas olarak kabul edilebilir. O yüzden önemli yani Fransızca ve Almanca. Peki hani ben sorumun cevabını belki ben bilmiyor olabilir. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne çalışmak için. Şimdi biraz çok karışık bir konu ya. Gerçekten hani nasıl diyeyim. Öncelikle
biliyor musunuz bilmiyorum, Saadet Yüksel diye bir bizim öğretmenimiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yargıç olarak seçildi. Bir ilk önce sanırım bayağı bir öne çıkman gerekiyor ülkede bu hukuk açısından. Deneyim, tecrübe istiyorlar mı 10 yıl falan böyle bir şey söylüyorlar acaba? Sanırım istiyorlar diye biliyorum. Çünkü hani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi istiyorlar. Peki şey, hani, o deneyimi avukat olarak mı yapman lazım? Yani hukuk, yani herhangi bir dalda olsun. Sanırım öğretim üyeliği yapmak gerekiyor diye biliyorum bunun için. Tam emin değilim, cidden hiç bu açıdan düşünmedim bu olayı ama. Çok hakim olmadım. Mesela spor hukuku, ülkemizde spor hukukunda yüksek lisans var mı? Mesela ya da avukatlığı bitirince spor hukuku üzerine, çünkü bu şey, çocuklar şimdi şey yapıyor bana, bu sene, yani geçen seneden başladı bu sene çok soruldu. Evet. Hocam ben Denizli'de işte Fenerbahçe'ye avukat olmak istiyorum diyor. Adamın hukuk şeyi, Fenerbahçeliler de vardır böyle, ben de Fenerbahçeliyim, o kadar çok fanatiyim ama olanlar var yani. İşte ben Fenerbahçe'ye avukat olmak istiyorum diyor. Bunun için böyle Türkiye'de spor hukuku üzerine yüksek lisans yapan bir yer var mı? Ben hiç duymadım. Ama bildiğim insanlar var. Eminönü Kurt var sanırım. Tanınmış kişiler var bildiğim. Ya o zaman ama hani yol olarak gerçekten şöyle bir durum var. Kendi hani bölümümle o kadar çok uğraştım ki artık ileriye bakamadım yani. Nasıl diyeyim, hani mezun olduktan sonra hangi bölüme gideceğim, hangi alanda yoğunlaşacağım falan diye düşünmediğim için daha şu an hani hiç kararlaştırmadım ve hiç araştırmadım bu arada. Şimdi bundan sonraki sorum da şu, gelecekle ilgili planın var mı somut olarak? Bunu soracağız. Sonra yavaş yavaş son iki soruya geçeceğiz. Biz bu yola çıkarken seninle şeyi konuştuk. Hani hatta balkonda oturup konuşmuştuk. Hani aklımda bu deniz hukuku, yani yabancı dilinin İngilizcenin iyi olması, yurt dışına gidip işte deniz hukuku üzerine master yapabileceğini, bunun da getirisinin iyi olduğunu, hani biraz yorulduğun bir süreçten geçiyorsun ama dönüşünün iyi olduğunu konuşmuştuk. Bu da çok makul gelmişti sana. Mesela bu deniz hukukunu ne düşünüyorsun? Fikrin değişti mi? Az önce konuştuklarımızı bir kenara bırakarak hani şimdi sıfırdan anlatalım burada bir dakika. Ne düşünüyorsun gelecekle ilgili? Şimdi gelecekle ilgili zaten bizim konuştuğumuz deniz hukuku açısından hala bir kenarda duruyor bu plan olarak. Onun dışında spor hukuku ben de düşünüyordum. Çünkü nasıl diyeyim, hem spora ilgiliyim hem de ikisini birleştirme daha iyi olur diye düşündüğüm için. Bir de insan hakları hukuku açısından bir şeyler yapmayı çok istiyorum. Yani çünkü gerçekten asla iyi bir duruma gitmiyor dünya açısından, sadece Türkiye değil. Asla iyi bir süreç yok şu an önümüzde. Bunun açısından bir şeyler yapmak istiyorum. Bu hani dünyaya bir yararım olsun istiyorum bu açıdan. Bir şey bırakalım. Aynen. Bir diğer de bir iyilik yapalım. Evet, birilerine bir katkımız olsun istiyorum. Onun için hani birkaç tane de kendime böyle bu açıdan kitap falan aldım. Uluslararası göç hukukunda, çocukların hukuki statüleri gibi ya da dediğim gibi daha çok mülteci alanında odaklaşmak istiyorum. Çünkü gerçekten dünyanın çok çok büyük bir sorunu yani. Evet, bu daha da büyüyeceğini şey yaptım. Hatta bugün bir gazete yazısı okudum. İşte 2060'lı 70'li yıllarda dünya nüfusu, 66'da dünya nüfusu 9.7 milyara çıkacakmış. Sonra belli bir süre sonra, 10 yıl gibi bir süre içinde 8.1 milyara geri düşecekmiş. İşte Türkiye nüfusu 112 milyona çıkıp 101 milyona geri düşecekmiş. Bu mülteci olayının çok ileri doğru çok büyük problem hani. Şimdi 2060 belki ben göremem belki ama yani senin muhtemelen Allah uzun ömür versin inşallah, göreceksin o süreci. Orada uzak bir zaman değil yani, bundan 40 sene sonradan bahsediyoruz. Şimdi bir salgın sürecindeyiz. Hani 100 yılda yaşanan bir grip yani influenza, bir salgın süreci bize denk geldi. Bu bitecek bir şekilde. Bir yıl, 2 yıl yani maksimum 2 yıl süreceğini düşünüyorum. Hani o kadar sürmeyeceğini düşünüyorum aslında şahsi fikrim de. Sürecek bir süre. Sonra yeni problemler, bu iki yıl üniversiten bitecek. Kafanda bir adım atacaksın. Yani böyle ya da sadece sana değil, arkadaşlarım var sınıftan. Onlar ne düşünüyorlar yani? Direkt avukatlık, hani ben avukat olacağım, parayı vuracağım. Böyle mi düşünüyorlar? Ne şimdi şu anki dediğim gibi bizim ülkemiz açısından spesifik düşünürsek, ülkemizin durumu zaten gözler önünde. Herkesin kafasının böyle derinliğinde şu düşünce var. Buradan gitmeliyim. Gitmeliyim yani. Ben burada hani kendime, herkes şunu düşünüyor, nasıl diyeyim, ben buraya 4500 ya da 12000 ikinci öğretim olarak bir hani başarıyla gelmiş bir insanım. Bir sıyrılmışım yani. Emek vermişim, lise çürük. Emek vermişim, aynen. Ben eğer bu emeğin karşılığını bu ülkeden alamayacaksam, bu hani bu ülkeye yararım olmasına rağmen bu ülkeden bir yarar göremeyeceksem, o zaman benim bu ülkede yaşama hani kendimi, hayatımı idame ettirme şansım yok. İstediğim yönde idame ettirme şansım yok. O yüzden daha iyi şartları olan yurt dışında
Şurada burada. Peki mesela sen burada hukuku bitirince yurt dışında kanunlar, şimdi sen buranın kanunlarını görüyorsun. Oraya gidince hemen avukatla başlayamıyorsun herhalde. Zaten dil açısından bir öğrenim görmek gerekiyor. Onun dışında da ülkenin hukuku açısından bir öğrenim görmek gerekiyor. Ama şöyle bir durum da var. Aslında temel olarak dersleri bizim zaten kanunlarımızın çoğu iktibas edildiği için aslında bir aşinalık oluyor. Ama dil öğrenmeden de ve hani okumadan da öyle bir durum olmuş. İsviçre'den, Almanya'dan, Fransa'dan, evet, Avusturya'dan, buradan olan, Belçika'dan, evet, buradan olan şeyler, hani kanunlar, ülkemizin kanunları. Yani o zaman kafanda bir somutluk yok şu anda. İşte dediğim gibi. Tedirginsin yani biraz. Tedirginim çünkü gerçekten bir kere hangi şehirde yaşayacağım açısından bile tedirginim ben yani. Hani sadece ülke falan değil, hani nerede stajımı yapacağım, nerede avukatlık ya da hakimlik, savcılık, zaten atanmalar oluyor ama hani nerede bu görevi idame ettireceğim, nasıl yaşayacağım, ne yapacağım, bulabilecek miyim, hani bunu bile düşünüyorum ve ben İstanbul Hukuk mezunu olacağım yani. Yani şeyi düşünüyor musun, hakim savcılık sınava girecek misin? Şimdi şöyle, aslında hiç düşünmüyorum, gerçekten düşünmüyorum. Diyelim ki oldu ya da hani gerçekten bir avukatlıkta bir çıkış yolu bulamadım hani, çünkü zaten kaç tane mezun veriyor yani fakültelere. Şansımı denerim yani sınava girerek. Ama hani bunu bir ideal olarak düşünmedim aslında, hakim savcılığı. Öyle söyleyeyim. Ama zaten böyle bir durum şu an çok zor olduğu için, sadece sınava girerek ve kazanarak girilmediği için hakim savcılığa, o yüzden... Anladım. İzleyenlerden anlamıştır zaten. Öyle düşünüyorum. Pek de şey... Şimdi sonuncu soru. Sırayla soracağım. İstanbul Üniversitesi'ni tercih, ama bu şimdi senin kampüsünde hangi bölümler var? Siyaset, bilim ve kamu yönetimi, iktisat var. İşletme de var. İşletmenin yani. İşletme 4-5 bölümü var. 5 fakültede var. Biri sizde. Hukuk var. Başka bölüm var mı? Başka bölüm sanırım şeyde, kapının sol tarafında astronomi ile ilgili bölümler var ama astronomi uzay bilimleri. İşte ben bile hani o senin fakültenin ana kampüsü, orayı tercih etsinler mi? Bence etmediler. Etmediler. Kurumsal faaliyet bir şey yok diyorsun ama ya, güzel diyorsun. Tarihi doku güzel diyorsun. İstanbul olduğu için etmediler. Eğer hani dediğim gibi sosyal açıdan hani düşük bir şehir olsaydı gerçekten, ben derdim ki kesinlikle gelmemeliler. Çünkü öğrenci darlanır. İstanbul Hukuk Fakültesini tercih etsinler mi? Kesinlikle. Sence bölümünü biraz daha çok seviyorsun, evet, üniversiteden. Evet, evet. Böyle düşünüyorsun. Tamam, bunu şey yaptık. Şehir, yani İstanbul... Şimdi konuştuğum öğrencilerin bir kısmı İstanbul'da olduğu için çok yakındılar. Bir kısmı da İstanbul'da olduğu için çok memnundular. Kocaeli'deki bir öğrenciyle, yani Berfin'le konuştuk senin dönemin. O mesela İstanbul'da yaşıyorum ben. Kocaeli'de diyorum, dur bana enteresan geldi. Kartal'da, Cebi'de oturuyormuş. Hani aynen, böyle detay yapıyorum dedi. İstanbul'un bu şekilde yani büyük bir avantajı var ama yurt problemi var, ulaşım problemi var. Bütün bunları göz önünde bulundurduğunda şuna katılıyor musun? İstanbul'u bitiren öğrencinin benim hep şey dedi, hocam ben iki üniversite bitirdim der. Bir işte Marmara Üniversitesi'ni, bir İstanbul'u bitirdim. Bir Boğaziçi'ni bir üniversite bitirdim, bir İstanbul'u bitirdim. Yani İstanbul şehir olarak İstanbul'da, evet, bir üniversite gibi oluyor dediler. Yani bu öğrenci için çok belki ekonomik anlamda zorlandığı süreçler vardır ama bir katma değeri ne yani İstanbul'un öğrenciye? İstanbul'un katma değeri şu, İstanbul gerçekten çok, zaten Türkiye'nin metropolü yani, en büyük metropolü. Çok fazla fırsat var. Öğrencinin hani bir şeyler yapmak için çok fazla seçeneği var. Ekonomik açıdan ne kadar da bu öğrenciyi zorlasa da, en azından bu seçeneklerin var olması, bu çok büyük bir şey yani. Türkiye'de en azından. Onun dışında gerçekten çok fazla insan var. Bu da şu demek, çok fazla kişiyle tanışıp, çok fazla kültür, çok fazla nasıl diyeyim, dil açısından bir şeyler öğrenmen demek. Sana katma değerleri bu yani İstanbul. Onun dışında İstanbul'un kendisi zaten tarihsel bir dokusu, tarihsel bir şehir. Yani sadece bir arkadaş ortamının bir şeyinde olmasa İstanbul'da gerçekten sıkılmadan vakit geçirebilirsin. Hani bu bunları sana... Her yeri biliyor musun İstanbul? Çoğu yeri biliyorum. Mesela kaybolsam bulurum. Şöyle bir bina vardı, sen burada... Büyük ihtimal bulurum. Evet, çünkü yani, evet, ilk sene dediğim gibi... Evet, evet. Zaten hep söylemiştim yani. Buradan da izleyenlere tavsiyem, bir şehre, bir üniversiteye gittiğinizde, ben öyle yapmıştım, hep öğrencilerimize onu tavsiye ettim. Dedim ki, hiç otobüs ve taksi kullanmadan hani bir otobüsün bıraktığı bir durakta in ve gez. Hani gez olabildiğince. Ben Adana'da okudum, biraz tehlikeli yaşadım ama Adana çok iyi bir şehir benim için. Soracaklarım bu kadar Seyit. Teşekkür ederim. Seyit Ensertaş'la İstanbul Üniversitesi Hukuk üzerine konuştuk.
Her zaman dediğim gibi sorgulanmamış yaşam yaşamaya değmez. Umarım bol bol sorgulayacağınız, bol bol cevaplar arayacağınız bir süreç yaşarsınız. İzlediğiniz için şimdiden teşekkürler.